yaklaşık 3 yıl süren YouTube maceramdan sonra nihayet istediğim yerlerden birindeyim şu anda. İstediğim durumlardan birindeyim. Nihayet Epic Games'in dikkatini çekmeyi başardık ve Unreal Engine İstanbul Chapter Lead oldum. Yani e, Unreal Engine yapacağı etkinliklerde, Epic Games'in yapacağı etkinliklerde İstanbul'da ben de onlara destek olacağım. Kendim de etkinlikler düzenleyeceğim, onlar da bana destek olacaklar. Tamamen gönüllü esaslı bir rol. Yani herhangi bir legal ilişkimiz yok. Epic Games'te Epic Games çalışanı değilim hala. E, ama ileride ne değişeceğini bilemeyiz. Bu maceraya başladığımda tamamen aslında bir online portfolyo olsun. Yani YouTube'da yaptığım işleri de paylaşayım. Unreal Engine öğrenirken aynı zamanda insanlarla bağlantım olsun. Komünitesi çok az. İnternette Unreal Engine kullanan insanlara ulaşmak birazcık zor. Bir köprü olayım. İnsanlar da faydalansın. Ben de faydalanayım. Hem kendimi işte asset incelerken, yeni paket incelerken, yeni versiyon geldiğinde onu incelerken kendime de aslında bir iş, bir görev tanımlamış oldum. Bunu da sizlerle paylaşarak aslında iki taraflı win-win olmuş oldu. Benim adıma da sizler adına da umarım bu süreçte sizlere yeterince faydalı olabilmişimdir. Şimdi daha da faydalı olabilmek için etkinlikler düzenli olacağım. Epic Games'ten sizlere haberler getiriyor olacağım ve umarım e, sizleri e, Unreal Engine kullananlarla epic Games yetkilileriyle buluşturacak etkinliklerde rol alacağım. Tek başıma düzenlemem çok zor bunları çünkü arkamda şu anda herhangi bir ne maddi destek var ne sponsor var. E ancak zaman neler gösterir bilemiyoruz. Şimdilik e, online bir etkinlikle başlayacağız. Bu etkinlikte Unreal Engine kullanıcılarından yaptıkları projelerini topluyorum. Bunu LinkedIn'de ve Twitter'da paylaştım. Eğer beni hala LinkedIn'den ve Twitter'dan takip etmiyorsanız zaten bu haberi de buradan öğreniyorsunuzdur demektir. E, en kötü Discord sunucumuza gelin orada YouTube videoları hariç iletişimimizi oradan sağlıyoruz. İşte sorularınız olduğunda cevaplamaya çalışıyorum. Yaptığınız projeleri paylaşıyorsunuz. Bunun haricinde genel olarak aslında irtibatta kalmamıza da olanak sağlıyor. İlk etkinliğimin detayları da şu şekilde. Aşağıdaki açıklamada da göreceğiniz üzere Unreal Engine ile geliştirilmiş projeleriniz, oyununuz olabilir, animasyon film olabilir, sanat projesi olabilir, yaptığınız pluginler olabilir, marketplace assetler olabilir. Hiç fark etmez. Unreal Engine'i e ürettiğiniz herhangi bir şeyi eğer paylaşma hakkınız varsa yani bir ekiple eğer üretiyorsanız ve ekibiniz hala bunu online olarak yayınlamadıysa bir yerde tabii ki bunu bana göndermeniz pek doğru olmayacaktır. Ama bir oyun için Steam sayfası açıldıysa, Epic Games'te sayfası açıldıysa ya da web siteniz varsa ya da YouTube'da gameplay paylaştıysanız benimle paylaşmanızda bir sakınca yok. Ya da bir animasyon filmi yapmışsınızdır 3 kişilik bir ekiple. Bunu zaten YouTube'da paylaşmışsınızdır. Bunu benimle paylaşabilirsiniz. Ama ekip üyelerinizin lütfen iznini almadan bu paylaşımları yapmayın. İleride iki taraflı sorun yaşamayalım. Sizlere destek olmak istiyorum. Az da olsa bir kitlem var YouTube'da yaklaşık 9000'e doğru gidiyoruz 9000 e aboneye doğru gidiyoruz bu yüzden hem Unreal Engine'in kullanarak yapılan oyunları projeleri bir arada toplayıp biri, biri arasında iletişim kurmak bu ekipler arasında hem de yapılan işleri geniş bir kitleye ulaştırabilmek adına böyle bir etkinlik düşündüm. dediğim gibi etkinliğin detaylarını da açıklamalarda bulabilirsiniz onun dışında birazcık da gelecekten bahsetmek istiyorum neler yapmayı planlıyorum neler yapacağız ee, öncelikle bu etkinlikte aslında geliştiricileri sanatçı bilgilerini toplayıp onlarla ilk iletişimi kurmak aslında buradaki amacım. Hem yaptıkları işleri bir araya getirerek paylaşmak hem de bu kişilerle ilk merhabalarımızı sağlayabilmek. Böylece ileride belki YouTube kanalımda bu geliştiricileri, bu sanatçıları, bu yazılımcıları, bu proje yaratıcılarını kanalıma davet edip onlardan da Unreal Engine hakkında ne düşündüklerini, nasıl iş yaptıklarını, nerelerde zorlandıklarını ya da belki de onların böyle uzun süreler harcadığı ve bulduğu artık belli başlı pipe planlar, e, düzenler, sistemler olabilir. Bunları onlara sormak istiyorum. Böylece aslında işin erbaplarından yani elini kirletenlerden, elini kirletmek isteyenlere tüyolar gibi aslında bir süreç de yaratmak istiyorum. Bunun dışında tabii ki fiziksel etkinlikler düzenlemek istiyorum. Fiziksel etkinlikler çünkü sanal etkinliklerden çok çok daha güzel oluyor. Yani ben kamerayı açıyorum ve sizlere konuşuyorum. Burada tabii ki ben sizin yorumlarınızı okuyorum. E, olabildiğince cevaplıyorum ama tek taraflı bir akış var. Yüz yüze gelmek, birebir konuşabilmek, bilgi akışını iki taraflı götürebilmek bence çok çok değerli. Bunun için zaten bu sene içerisinde iki etkinlik yapıldı. Biri Startgate'de, diğeri Bahçeşehir'de. Ben eminim bu sene içerisinde olmasa bile seneye yine yüz yüze çok fazla etkinlik düzenlenecektir. İstanbul kanalında özellikle. Bunlar dışında da mutlaka işte Unreal'la geliştirilmiş oyununuz yayınlandığında bir komüniteye ulaştırılması ya da destek olunması gereken yerlerde birbirlerine bu ekiplerin destek olması gibi durumlar da yaratılabilir. Bunu zaten şu anda Discord sunucumda gerçekleştirmiştim çalışıyorum ben. En azından kendimce daha kalabalık, daha daha fazla tecrübeli insanın bir arada olması eminim bu süreçleri daha kolaylaştıracaktır, daha kaliteli hale getirecektir. Bunlar dışında bir sürü daha planım var ama şu anda birazcık aslında tezimle uğraşıyorum. O yüzden de belli başlı aslında açıklamalar yaptım ama YouTube'a duyurmadığım birkaç mevzu daha var. onları da zamanı geldiğinde duyuracağım. Sizlerin de haberleri olur. Onlardan kaynaklı hala tam olarak kendimi YouTube'a ve oyun geliştirmeye döndüremedim. Ee, özellikle şu anda tezimle uğraşıyorum. Hatta tezimin de ekranını size vereyim. Bir e, agent eğitim sistemi tarzı bir şey yazıyorum. E, detayları da mutlaka tezimi teslim ettiğimde ya da projesini en azından bitirdiğimde sizlerle paylaşıyor olurum. E, onun dışında Breath of Space var biliyorsunuz. Hala geliştirmeye devam ediyoruz. Onun için de güzel haberlerim olacak yakın zamanda. E, onun için ayrı bir videoyu da çekip paylaşmayı düşünüyorum. Taşık 3 sene olacak. 10.000 bin aboneye çok yaklaştık. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani e, Hedef film değildi hiçbir zaman ama aslında bir hedefti de çünkü eğer başarılı olmayacaksınız insanlar yani siz bir meramınızı anlatıyorsunuz burada ben kendim için söylüyorum yani youtuberlar için eğer o meramı dinleyen karşı taraf bulunmazsa aslında yaptığınız iş birazcık kendi kendinize konuşmak oluyor. Aynanın karşısına geçmek gibi oluyor ya da bir günlük tutmak gibi oluyor. Genelde insanlar günlüklerini insanlarla paylaşmaz. Ben burada aslında oyun geliştirme günlüğümü insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki her detayı, her projemi göstermiyorum burada. Seçtiğim projeler oluyor ya da ekiple beraber geliştirdiğim şeyleri buraya tek başıma ben yapmışım gibi koyamıyorum. O yüzden olabildiğince YouTube için bir şey yaptığım zaman paylaşmaya çalışıyorum. Ya da paylaşmaya değer bir şey olduğunda. E, bence bu videoda paylaşmaya değer bir şeyim olduğu için çekilmişti. E, sizlere layık like olmaya çalışacağım. E, beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Çünkü daha fazla artık Twitter kullanmaya dikkat edeceğim. Özellikle bu rolden sonra. Onun dışında LinkedIn hesabımı aşağıya bırakıyorum. Bağlantı isteği gönderebilirsiniz. Ama bunlar dışında mutlaka Discord sunucuma gelip e, diğer Unreal Engine geliştiricileriyle beraber e, projelerinizi ortaklaşa geliştirebilirsiniz sorularınız varsa sorabilirsiniz yardıma ihtiyacı olanlara yardımcı olabilirsiniz bunlar dışında bu videoda ekleyeceğim başka bir şey yok Destekleriniz için teşekkürler İnşallah bu sene sonuna 10.000 abone olamazsak da en yakın zamanda 10.000 barajını geçerek güzel bir 10.000 etkinliğiyle beraber yine sizlerle beraber böyle daha birebir de kameranın yukarıda değil burada olduğu videolarda ee, görüşmek dileğiyle efendim kendinize iyi bakın hoşçakalın.